Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir biberli ekmek yapacağız arkadaşlar. Hatay yöresine ait biberli ekmek. Çok lezzetli, enfes oluyor arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle elimde bir paket yaş maya var. Yaş mayayı şöyle elimle güzelce bir ufaladım. Şöyle elimde bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı süt var. Bunun ikisini şöyle güzelce karıştırdım. Ve bu karışımı güzelce mayamın üzerine ilave ediyorum. Şöyle mayalı suyu, sütlü suyu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Mayayı içerisinde hafiften bir eritiyorum. Onun da arkasına bir tatlı kaşığı şöyle şekeri ilave ettim. Onun da arkasına çeyrek çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Şimdi şekeri de şöyle içerisinde hafiften bir eritiyorum. Hemen arkasına az bir şey un ilave edeceğim. Elimde İlk başta 5 su bardağı un var. Bu 5 su bardağının hepsini koyduktan sonra az gelirse üzerine daha ilave edeceğim. Bütün videolarımı takip ediyorsanız, izliyorsanız veya beni izleyenler bilirler. Öncelikle her zaman hamur işi yaparken ön mayasının gelmesini sağlarım arkadaşlar. Bu mutlaka hamur işlerinde çok önemli. Şöyle hepsini koyduktan sonra az bir şey un koyuyorsunuz ve daha sonra bunu biraz bekleyip kabarmaya bırakıyorsunuz. Evet, şöyle bir 5 dakika bekledim. Hamurun kavarmaya başladı. Hemen üzerine şöyle 1-1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve arkasına diğer unumu da yavaş yavaş artık eklemeye başlıyorum. Hamurum şu anda görüyorsunuz bu şekilde ele yapışan kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Sert bir hamur yoğurursanız hamurunuz da sert olur arkadaşlar. O yüzden yumuşak ele yapışan şöyle güzel bir hamur yoğuralım. Şöyle elime az bir şey sıvı yağ değdiriyorum ve hamurumu toparlıyorum bu şekilde. Şimdi hamurun ağzını kapatıyorum ve bunu bu şekilde yarım saat 45 dakika güzelce hamur iki katına gelene kadar kabarmaya bırakıyorum. Şimdi hamurun bir taraftan mayalanırken ben de bir taraftan iş malzemesini hazırlayacağım. Bir tane orta boy soğanı küçük küçük ince şekilde kestim. Mümkün olduğu kadar bunu çok çok ince kesmeye özen gösterelim. Hemen arkasına bir su bardağı ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz çökelek de kullanabilirsiniz. Onun arkasına şöyle yarım çay bardağı susam arkadaşlar. Susamı da ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şöyle onun da arkasına 3 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçanız ne kadar güzel olursa, rengini o kadar verirse yapacağınız biberli ekmekler de o kadar güzel olur. Bunu da buradan belirteyim. Baharat olarak şunları söyleyeyim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullandım. Bunları da ilave ediyorum. Ve üzerine kıyılmış maydanozu ilave ediyorum. Şimdi bu karışımı şöyle güzelce iyice özdeşene kadar karıştıralım. Evet, hamurum kabardı arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde olmuş. Fısır fısır oldu arkadaşlar. Güzel bir şekilde kabardı. Hemen bunu güzelce tezgahımın üzerine alacağım. Şimdi arkadaşlar hamurumu şöyle hepsini parçalar halinde böldüm. Bunları şimdi bezelere ayırıyorum. Şimdi bu almış olduğum bezelerin her birini şöyle unlamış olduğum tahtanın üzerine koyuyorum. Büyüklüğü size kalmış arkadaşlar. İsterseniz ceviz büyüklüğünde, isterseniz mandalina büyüklüğünde bezeler alabilirsiniz. Ne kadar büyük seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hemen yapmış olduğum bezelerin üzerine streç filmle şöyle güzelce kapatıyorum ki kurumasınlar diye.
Şimdi bir tane bezeme aldım. Açmaya başlıyorum. Üzerini şöyle unladım. Elimle de hafifçe şöyle bir bastırdım. Bir rulet yardımıyla şöyle açıyorum. Dediğim gibi bunun büyüklüğü kendinize kalmış bir şey. Daha büyük parçalar halinde seviyorsanız, büyük bezeler halinde seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben normal boyutlarda yapacağım. Çok ince değil, çok da kalın değil, görüyorsunuz. Daha bir böyle fısır fısır kalın olmasını istiyorsanız biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra iç harcımdan hemen içerisine şöyle sürüyorum. Çok güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. Fazla fazla yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde hemen çıkartıp ısıtıp ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli tariflerden bir tanesi oluyor. Evet, şöyle her tarafına güzelce sürdüm. Salçalı kısımlarını güzelce her tarafına yedirdim arkadaşlar. Ekmeğimin kenarlarında hiç boş yer bırakmadım. Hemen şimdi pişirmeye geçiyorum. Benim şöyle sileksiz tavam var arkadaşlar. Bunu da yapacağım. Siz dilerseniz bu yoksa böyle bir aparatınız güzelce fırında da yapabilirsiniz. Bu esnada hemen yanına bir tane daha açacağım. İkisinin çünkü aynı anda pişmesini istediğim için. Yine aynı şekilde açtıktan sonra üzerinin harcını bolca sürüyorum. Hiç kenarlarında boş yer kalmayacak şekilde ekmeklerimizi bu şekilde hepsini hazırlıyorum arkadaşlar. Fırında yaparsanız çok fazla bekletmeyin. 15 dakika yeterli olacaktır. 200 derecede 15 dakika pişirin fırında yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen şu diğerini de yanındakini atıyorum. Bunların hemen şöyle üzerine az bir şey çörek otu da ilave ediyorum ki lezzet versin diye. Evet arkadaşlar, biberli ekmeklerim bitti. Çok güzel oldu gerçekten. Fısır fısır oldular arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Yumuşacık oluyor arkadaşlar. İnanın yemesi, yapması gerçekten çok lezzetli oluyor. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki güzel tariflerde, videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.